Gerçekten çok ilginç oy kullananlar oldu. Gelin ve damatlar. Ya da mesela işte biri gitti atını aldı yollara düştü. Yeniçeri kıyafetiyle okula gidenler oldu. Seçim heyecanı yaşanıyor. Seçim heyecanı yaşandı. Yurdun dört bir yanında renkli görüntüler var. Ortaya çıktı. O görüntüler birlikte izleyelim. Düğün için güzel tarih seçmişsiniz ya. Hayırlı olsun. Kimi gelinlik ve damatlığıyla, kimi yeniçeri kostümüyle geldi. Türkiye'nin dört bir yanındaki okullarda sandığa renkli görüntüler de yansıdı. İzmir'de yaşayan Faruk Ceren sabah atıyla yollara düştü. At eğitmeni Ceren atını okul bahçesine bağlayıp oyunu kullandı. Demokrasinin gereklerini yerine getirmeye gelmiş olduk. Gördüğünüz gibi atımızla geldik. Atıma binip çiftliğime geri döneceğim. Düzce'de yaşayan Muhammed Bişkin de at üstünde okula geldi. Yeniçeri kıyafetiyle görenleri şaşırtan Bişkin, oyunu şaşkın bakışlar arasında kullandı. Atımla birlikte oy kullanmaya gelmek istedim. Yolda da çok güzel tepkiler aldık. Düğün için güzel tarih seçmişsiniz ya. Hayırlı olsun tekrardan. İstanbul Sancaktepe'de de renkli görüntüler vardı. Gelin ve damat oyunu kullandıktan sonra düğün salonuna geçti. Bunu hak ediyor, mutlu olmayı hak ediyor. Bartın'da yaşayan 19 yaşındaki Neslihan Uçar, görevli olan annesine sandık başında sürpriz yaptı. Anneler Günü hediyesini sandık görevlisi annesine sandık başında verdi. 30 yıl geçti. Tabii terör nedeniyle bu köyü terk etmiş, o büyük şehirlere göç etmiş. Tekrar geri dönüşlerimiz başladı. Muş'un Şenyayla bölgesinde Kayalı Su Köyü'nde 30 yıl sonra yine seçim heyecanı yaşandı. 1993 yılında terör nedeniyle köylerini terk eden köylüler geri döndü. Köylüler yıllar sonra köylerinde oy kullanmanın heyecanını yaşadı. 30 yıl sonra tekrar oyumuzu kullanıyoruz. Bütün vatandaşlarımız geldi. Yoğun ilgi var. Tamamıyla oylarını kullanıyorlar. 1993'te bir köyden çıktık. 30 yıl sonra köye döndük. Şimdi oy buradan Kayalı Köy'den kullanıyoruz. Evet.